Sevgili dostlarım merhaba, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyim. Aslına bakarsanız genel konuları konuşuyorum ama bu kez bir son dakika haberciliği yapmak istedim sizlere. İstanbul'un kazananı kim oldu? Bunu ilk ben vermek istedim. İstanbul'un kazananı kim oldu? Hayır, büyük şehirlerden bahsetmiyorum. Büyük şehirleri kazananlardan da bahsetmiyorum. Yani benim bu videodaki konum Ekrem İmamoğlu ya da Sayın Binali Yıldırım olmayacak. Ben İstanbul'un kazananı kim oldu sorusunun cevabını vereceğim sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne kim kazandığının cevabını değil. Aslında biraz örtüşüyor da. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazananların aslında İstanbul'un kazananlarını da belirlediğini bu videoyu izlediğinizde görmüş olacaksınız. Çünkü bir manada onu aktarmış olacağım sizlere. Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neden kaybedilmek istenmediğinin de net göstergelerinden birisi aslında bu. Sözcü gazetesinden bir kardeşimizin yaptığı haber 19 Şubat tarihinde gerçekleştirilmiş. O dönem biraz konuşulmuş ama çok da fazla üzerinde durulmamış. Özlem Güvenli yapıyor bu haberi ve haberin başlığı şu: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bazı vakıflara milyonluk yardım tartışması. İşte İstanbul'un kazananları burada sevgili dostlarım. Ben size bu kazananlardan bahsedeceğim işte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde neden bu kadar çok direniliyor? Ne var burada? Acaba İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar vakıflara ne tür yardımlar yaptı ve bu yardımlar karşılığında vakıflarda ne kadar oy kazandı? Ne kadar oy kazandığını şu anda bu videodan sizlere söylemeyeceğim. Ama ne kadar yardım yaptığını duyduğunuz zaman dudaklarınız uçuklayacak sevgili dostlarım. Belki bazılarınız bu gazetedeki haberi okumuşsunuzdur, üzerinde çok fazla durmamışsınızdır. Belki de bazılarınız gazetedeki haberi hiç görmemiş olabilirsiniz. Onun için bu videonun hepimize epey faydalı olacağını düşünüyorum. Ben bu taraftan sizlere tablodan verileri, rakamları okurken Merkez Bankası verileri değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara yaptığı yardımların verileri bunlar. O verileri sizlere aktarırken siz de birebir göreceksiniz. Tek tek okuyorum. Yorumsuz ve sonunda çıkan rakamı da dolara çevireceğim. Ve bu miktardaki dolarla acaba Türkiye neler yapabilir diye de sizlerle paylaşacağım. Bakın, Türkiye bütçesi değil bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bütçesinden vakıflara yapılan yardımlar. Uzatmayalım, bakalım efendim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin STK, yurt ve okul çalışmaları için yaptığı yardımlar. Gördüğünüz tablo bu. Ve tablodan hemen siz de okuyorsunuz ama ben de tek tek sizlere aktaracağım. TÜRGEV, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, buraya bugüne kadar 51.593.044 lira 70 kuruşu bile var, görüyorsunuz. Gayet de kayıtlı yapılmış. Yardım söz konusu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı. Ensar Vakfı çok tartışılan vakıflardan ikincisiydi aslına bakarsanız. TÜRGEV de yine çok tartışılan bir vakıf. Ensar Vakfı'na 28.797.240 liralık yardım yapılmış efendim. 53 kuruşu da var. O ayrıntıyı da verelim. TÜGVA'ya, yani Türkiye Gençlik Vakfı'na 74.276.471 lira 18 kuruş yardım yapılmış. Önder İmam Hatipliler Derneği. Şimdi bu vakıfların bazıları siyasete yakın olan isimlere ait ya da onların kontrolünde olan vakıflar, bazıları da çeşitli dini cemaatlere ait olan vakıflar, öyle söyleyebiliriz. Bu cemaatlerin hangileri olduğunu da bundan sonra videolarda sizlerle paylaşırız. Ama şu anda ben sadece vakıfların isimleri vereceğim ve rakamsal tabloyu sizlerle paylaşacağım ve bu videoyu da böylece tamamlamış olacağız. Daha sonraki videolarda da hangi vakıf kime ait, hangi cemaatlerle işbirliği içinde, onlardan bahsedeceğim sizlere. Önder İmam Hatipliler Derneği 13.290.324 lira 61. İlim Yayma Vakfı 9.365.326 lira. Türkiye Marif Vakfı 26.490.665 lira. T3 Vakfı 41.363.939 lira 34
kuruş T3 Vakfı'na yapılan yardımmış efendim. 15 Temmuz Derneği'ne 7.722.409.09 lira yardım yapılmış bugüne kadar. Okçular Vakfı, şimdi okçu deyince aklıma benim Bilal Erdoğan geliyor, biliyorsunuz onun kurduğu bir vakıf vardı, Okçular Vakfı. Acaba bu mu yoksa farklı bir vakıf mı bilmiyorum. Ama Okçular Vakfı 16.640.457 liralık yardım almış. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı 16.476.823 lira 48 kuruşluk yardım almış. Nereden? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden. İnsan Vakfı 4.335.820 lira. Asitane Vakfı 1.770.354 lira. Bunlar daha böyle küçük, daha makul yardımlar almışlar. Diğerlerine göre söylüyorum. Pek de küçük değil ama. Birlik Vakfı 758.300 lira. Yeni Dünya Vakfı 1.401.576 lira. Darülfünun İlahiyat Vakfı 2.242.686 lira. Enderun Vakfı 726.688 lira. Diğer vakıflar 15 milyon. Diğer vakıfların ne olduğunu açıklamamışlar. Ama muhtemelen yine cemaatlere ait pek çok vakıf, küçük büyük vakıflar var biliyorsunuz. Diğer vakıflar 15.621.156 lira 311 kuruş. Burada okullar ve okul spor salonları var. Muhtemelen bu okullarda bu vakıflara ait olan okullar, vakıflarla yakınlığı olan okullardan bahsediyoruz. Okullara 98.634.527 lira 14 kuruş yardım yapılmış. Okul spor salonlarına da 441.085.049 liralık yardım yapılmış. Şimdi gelelim toplam rakama sevgili dostlarım. Toplam rakam 847.592.858 lira 27 kuruş. Bu 2018 yılı ve öncesi dönem yapılan ödemelerin tamamını gösteriyor. Kimin haberi efendim? Sözcü Gazetesi'nden Özlem Güvenli'nin haberi bu. Başka gazetelerde de yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çıkıp hayır kardeşim biz böyle bir yardım yapmadık şeklinde herhangi bir itirazda bulunmadı sevgili dostlarım. Şimdi bunu dolara çevirelim. Evet, 847.592.558 lira İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakın devlet değil, Merkez Bankası değil, hükümet değil, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasından bahsediyoruz. Ne kadar büyük bir kasa olduğunu sadece bu yardımlardan bile görebilirsiniz. Ve işte onun için belki de İstanbul Belediyesi kaptırılmak istenmiyor ya da İstanbul Belediyesi için bu kadar mücadele veriliyor. 151.355.867 dolara denk geliyor bu rakam. Bugünkü kurdan 5 lira 60 kuruştan hesaplıyorum. 151.355.867 dolara denk geliyor. Yani 3 adet tank palet fabrikası sevgili dostlarım. Evet, yanlış duymadınız. 3 adet tank palet fabrikası, yani Katarlılara devrettiğimiz ulusal milli fabrikamız 50 milyon dolara devredildi biliyorsunuz, o kadar para olmadığı için. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu vakıflara yardım ederken 50 milyon dolarda eğer ki devlete yardım etseymiş tank palet fabrikası kurtarılabilirmiş demek ki. Bu konularla ilgili video çekmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi İstanbul'un kazananı belli oldu. Aslında İstanbul'un kazananı zaten belliymiş sevgili dostlarım. Biz sadece farkında değilmişiz. Ha, farkında olmadığımız bir şey daha belirteyim ve videomuzu sonlandıralım. Kazanmayan da vatandaşmış. Uzun yıllardan beri, tam 25 yıldır vatandaş değil, vakıflar kazanıyormuş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verdiğimiz vergiler aslında vakıflara aktarılıyormuş. Sevgili dostlarım, yeni videolarımızda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza mutlaka abone olun. Yorumlarınızı bekliyorum ve videomuzu dostlarınızla paylaşın. Hoşça kalın.